İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Balıkesir'e okul bahçesine bırakılan spor çantasının bomba olma ihtimali üzerine ortak yapılan sınav yarıda kaldı. Okul tamamen boşaltıldı. Tuhafiyeciler Odası'nın başkanlık seçimleri dün yapıldı. 20 bin liraya ne yaptınız Sonuç Ali? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından tarım personeli ve sivil toplum kuruluşları desteklemelerle ilgili bilgilendirildi. Neler varsa hangi kalemlerde faydalanıcılar müracaat ederlerse bütün kalemlerde derse destek alabilecekler. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, KRT Haber'e yaptığı açıklamalarında Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili olarak son durumu anlattı. Dolayısıyla yani biz yeni hastane planımızda şu andakine göre çok daha fazla hizmet etme imkanımız olur. Halk Eğitim Merkezi'nde 2013-2014 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 765 kurs açıldı. Yıl boyunca yine kurslar açmaya devam edeceğiz. Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç Beldesi'nde düzenlenen geleneksel 5. Deve Güreşleri Festivali'nde büyük heyecan yaşandı. Güreşiyorlar tek tege başa sayın seyirciler. Burhaniye'de 20 dekarlık alanda başlatılan çiçek üretimi büyük başarı sağladı. Okuyan çocuğumuz var, çocuk okutuyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz. Sayın seyirciler, Balıkesir'de okul bahçesine bırakılan spor çantasının bomba olma ihtimali üzerine ortak yapılan sınav yarıda kaldı. Okul tamamen boşaltıldı. Çantadaysa herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı. Hacı İlbey Ticaret Meslek Lisesi bahçesine bırakılan şüpheli bir çanta içinde kablo olmasından dolayı paniğe sebep oldu. ...155 polis imdat hattına gelen bir ihbarla okula çok sayıda polis ekibi sevk edilirken... ...basketbol potasının yanındaki çantayı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanları inceledi. Hacı İlbey Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri okulu boşaltırken öğrenciler de okulun hemen arkasında bulunan Karesi Ortaokulu'nun bahçesine gönderildi. Öğrenciler arasında kısa sürede yayılan okulda bomba var söylentileri tedirginliğe yol açtı. Polis ekiplerinin incelediği çantada herhangi bir patlayıcı madde bulunmazken çantanın boş olduğu ve 1-2 adet kablo bulunduğu kaydedildi. Olay sonrasında Hacı İlbey Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri okullarına geri döndü. Okulda ortak sınav yapıldı ve şüpheli çanta dolayısıyla imtihanın yarım kaldığı belirtildi. Sayın seyirciler, Tuhafiyeciler Odası'nın başkanlık seçimleri dün yapıldı. 500'ü aşkın üyenin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan İsa Erol tekrar başkan seçildi. Oturalım arkadaşlar lütfen. Tuhafiyeciler Odası'nın olağan genel kurulu dün yapıldı. Kendilerini yönetecek. Yöneticileri seçecekler. Başkanlık seçimlerine başta BESO Başkanı Mesut Aşanel olmak üzere Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Ticaret Odası Meclis Başkanı Yücel Yılmaz'la birlikte diğer oda başkanları da katıldı. Oluşturulan divanın ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sönmeden yurdumun üstünde tükenmez olacak o bey. Turuncu ve beyaz olmak üzere iki listenin yarıştığı Tuhafiyeciler Odası Başkanlık seçiminde toplam 539 oy kullanıldı. Oy kullanımı başlamadan önce adaylar kendilerini tanıttılar. İlk olarak 25 yıldır görevde olan mevcut Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa Erol söz aldı. 12.000-2010 tarihinde yapılan olağan genel kurulda siz değerli üyelerimizin oylarıyla verdiğiniz görevi gücümüzün yettiği ölçüde en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olmaya çalıştık. Ardından Çoban Bebe mağazasının sahibi Mehmet Çoban söz aldı. Mevcut yönetime eleştiriler de bulundu. Esnaflığı bıraktı. Şu an ikisi de aktif esnaf değiller. Ve aktif esnaf olmadığı halde nasıl salı pazarından bir yer alıp da satıp 10 bin liraya sattı. Hakeza aynı dönemde
başka bir yöneticiler arkadaşımız da yer aldı. Yine aynı ücrete sattılar. 20.000 TL. 700 küsur üyemiz var arkadaşlar. Ben bir kuruşunu almadım Allah'a emanet. Allah'ım şahit mi? Ben bir kuruşunu almadım. Peki bu 20.000 TL yönetimin içinde nereye gitti? 700 kişinin hakkını yerken, yedirirken vicdanınız hiç sızlamadı mı? Daha sonra üye Dilek Yılmaz üyelerin sorunlarından bahsetti. Mesela arkadaşlar salı pazarları. Salı pazarımız, salı pazarına çıkan arkadaşlarımız ve oda üyelerimizin neredeyse yarısı pazarcı arkadaşlar. Bunların yerlerinin kalması için odanızı ne kadar arkadınızda buldunuz? Şimdi de cumartesi pazarının kaldırılması gündemde bir orta yol bulunması için şu an yönetimde olan arkadaşların size sahip çıkacağına inanıyor musunuz? Yılmaz'ın ve Çoban'ın konuşmalarının ardından salonda gerginlik hakim oldu. Lütfen, Dilek Hanım, lütfen arkadaşlar. Üyelerinizin ne olur, ne halde olduğunu görün. Gözleriniz körleşmesin. Ardından diğer aday Kamil Mergen kendini tanıtarak tuhafiyeciler odası için vereceği hizmetlerden bahsetti. Odamızın değerli üyelerine konferanslar, eğitim seminerleri düzenleyerek bu kazanımlarını ticaretlerine yansıtmalarını hedeflemekteyiz. Daha sonra İsa Erol eleştirilere cevap vermek için tekrar kürsüye geldiğinde salonda yine sesler yükseldi. 20.000 lirayı ne yaptınız onu söyleyin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşma. Değerli arkadaşlarım. Bakın bir şey söylenirse, bir şey söyledim. Bir tek kurşun. Kardeşim bakın 2008'de, 2010 yılı benim yanımda görev yaptın. 2010 yılında yanlış yapıyorsam benimle niye yolda devam ettin? Daha şurada 1,5 ay evvel yollarımız ayrıldı. Kardeşim yani bakın Allah'tan korkun. Seçimlerin sonunda Kamil Mergen 158 oy alırken 376 oyla Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa Erol tekrar başkanlığa seçildi. Sayın seyirciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından tarım personeli ve sivil toplum kuruluşları desteklemelerle ilgili bilgilendirildi. Toplantıda verilen destek kalemleri ve değişiklikler hakkında aydınlatıcı bilgiler sunuldu. Bunu yapabilmek için de sizlere ihtiyacımız var, sizin desteklerine ihtiyacımız var. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Bayram Ali Alandı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Dr. Mesut Filizciler, Tarım Müdürlüğü personeli, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Keçe yapımı, kilimcilik. Toplantıda önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanları tarafından bilgiler sunuldu. Yani proje bedellerin üstlükleri her zaman geçebilir. Yani geçen kısmını proje sahibi kendi cebinden karşılamak şartıyla. Ancak alt limitlerin altına düştüğü takdirde proje uygun olarak değerlendirilmez. Bunu dipnot olarak belirtmek istedim. Daha sonra katılımcıların soruları cevaplandı. Öncelikle teşekkür ediyoruz izleyiciler için. Tek aklıma takılan bir soru kaldı. Miktarlardan bahsediyoruz işte 400 bin euro, 500 bin euro. Bu miktar toplam yatırım mı yoksa verebileceğiniz destek miktar mı? Tabi cevap isterseniz. Yatırımın toplamı olarak, uygun harcama olarak belirleniyor. Bunun üzerinden biz %50'sini değerlendiriyoruz. Yani 400 bin euro dediğimiz bir yatırımda %50'si olduğunda 200 bin euro'luk bir destekleme sağlıyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Dr. Mesut Filizciler, KRT Haber'e yapılan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi. Biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'nın tarım üyesinde çalıştırmış olduğu tarım yaklaşımları vardı. Dolayısıyla Sayın Valimizin de bu konudaki yönlendirmeleriyle biz tarım il müdürlüğüne entegre olarak tarım yaklaşımlarına yönelik ayrıca dışarıdan katılımcıların da katılımlarını sağlamak üzere bizim ihbar programları ve özellikle son dönemde almış olduğumuz yerel ürünler ve mikro işletmelerle ilgili destek kalemlerimizi şöyle halkın önüne serelim. Yani şurada ifade edilen ne kadar destek kalemi varsa tamamını hem bu arkadaşlarımız anlasın. Çünkü çiftçilerle birebir bunlar muhatap olacaklar. Yetiştiricilerle bunlar muhatap olacaklar. Dolayısıyla son verilecek desteklerle
dilinizde destek alamayacak hemen hemen hiçbir kesim kalmamış olur. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar, hani hep söyleniyor, hep acaba yüksek maliyeti yüksek olan projelere mi veriliyor falan diye. Hayır. Çok düşük maliyetli olan projelerde de işte az önce gördünüz, işte Bigadic'in helvasından Dursun Mendi okuluna varıncaya kadar neler varsa, hangi kalemlerde faydalanıcılar müracaat ederlerse bütün kalemlerden derse destek alabilecekler. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, KRT Haber'e yaptığı açıklamada Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili olarak son durumu anlattı. Tıp Fakültesi olarak büyük eksikliklerinin olmadığını belirten Rektör Alkan, yaklaşık bir ay içinde yeni hastanenin hizmete gireceğini söyledi. Tıp Fakültesi olarak hem eğitim öğretim açısından hem de hastalarımıza verdiğimiz hizmet bakımından hiçbir eksiğimiz yok. Yani kalitemizden eminiz. Hocalarımızın yeterliğinden eminiz. Şu anda biz eksiğimiz olan yeni hastane binamızdır. Şu anda bizim hizmet verdiğimiz bina 10.500 metrekare civarında mediko-sosyal olarak yapılmış, yapılmana başlanmış küçük bir bina. Burada şu anda zaten o kadar sıkışık durumdayız ki yeni bir muayene odası açacak yerimiz bile yok. Yeni geldi herhalde. Şu anda mevcut yerimizde. Dolayısıyla biz bir an yeni hastanemizi bitirmek telaşındayız ki yeni hastanemiz 46.500 metrekare büyüklüğünde, yani şu andaki hastanenin 4 katından daha fazla büyüklükte bir hastanemiz olacak. Dolayısıyla biz burada artık hizmet vermeye başladığımız zaman hem öğretim üyesi sayımız artacak, hem öğrenci sayımız artacak, verdiğimiz hizmet sayısı ve miktarı, kalitesi artacak. Yani bu bölgenin en modern, en güzel hastanelerinden biri olacak ki şu anda doktor sayımızın yani az olmasının nedenlerinden birisi de zaten şu anda bizim doktorlarımızı çalıştıracak, oturtacak yerimiz yok mevcut haliyle. İnşallah bir ay içerisinde, öyle tahmin ediyorum, biz üniversite hastanesi hizmete sokmuş olacağız. Ondan sonra hızla ben bize artık eskisi gibi değil, işin doğrusu bize artık talep çok fazla. Yani gelmek isteyen doktor sayısı çok sayılı, doktora gelmek istiyor. Yani şu anda bizim o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız, yer sıkıntımız var şu anda. Yani biz ameliyat, şu anda doktorlar sırada. Ama 4 tane ameliyathanemiz var, ameliyat yapacak zaman bulamıyorlar, yer bulamıyorlar. Ama bizim yeni hastanemiz 10 tane ameliyathanemiz olacak. 30'un üzerinde bizim orada şimdi yoğun bakım ünitemiz olacak. Yani dolayısıyla yani biz şimdi inşallah yeni salonda 34 yoğun bakım yatağı olacak. 5 salonda 34 yoğun bakım yatağı olacağını konusunda bir bilgi var. Dolayısıyla yani biz yeni hastane planımızda şu andakine göre çok daha fazla hizmet etme imkanımız olur. Sayın seyirciler, Halk Eğitim Merkezi'nde 2013-2014 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 765 kurs açıldı. İkinci dönemin kurs duyuruları da açıklandı. İkinci dönemde ise kurslar Şubat ayı itibariyle başlayacak. 2013-2014 eğitim öğretim yılına 1 Eylül tarihi itibariyle başladık. Halk Eğitim Merkezi'nde 2013-2014 eğitim öğretim döneminin ilk döneminde 765 kurs açıldı. İlk dönem sona erdi, ikinci dönem kursları ise Şubat ayında başlayacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven açılan kurslarla ilgili bilgi verdi. Bugüne kadar 765 adet kurs açıldı Merkez Halk Eğitim olarak. Bu kurslarımızın 114 tanesini tamamladık. 765 kursumuza 19.400 kursiyerimiz katıldı. Tamamlanan kurslarımızın yerine ikinci dönem olarak bir planlama çıkardık sınıflarımızın durumuna göre. Yaklaşık 63 adet kurs duyurusuna çıktık 1 Ocak tarihi itibariyle. Bu kurslarımıza kayıtlarımız başladı. Ocak ayı boyunca bu kurslarımıza kayıt alıyoruz. Bu kurslarımızı da Şubat ayında 63 kursumuzu da başlatacağız. Tabii bu boşalan sınıflarımızın veya kurs yerlerinin yerine planladığımız kurslar yine kurum kuruluşlardan, okullardan, tüm oda derneklerden gelen kurs talepleriyle kurslar açmaya, seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu sayımızın da ikinci dönem itibariyle fazlalaşacağına inanıyoruz. Efendim, kurslarımız ağırlıklı olarak hangi konularda acaba? Şimdi bizim duyuruya çıktığımız kurslar hemen hemen çok çeşit kursumuz var. Dikiş, nakış alanındaki kurslarımız yanında
bilgisayar kurslarımız, fotoğraf çekimi, web tasarım, bilgisayar destekli muhasebe, ev ve kurum temizliği, arı yetiştiriciliği, budama, park ve bahçelerin bakımı, koyun yetiştiriciliği, emlak danışmanlığı, step, aerobik. Yani kurslarımıza baktığımızda hızlı okuma, diksiyon, kişisel gelişim kursları, dil kursları, Arapça, İngilizce, Rusça, hasta kabul işlemleriyle ilgili kurslarımız, güzellik ve saç bakım hizmetleri, işte cilt bakımı, temel makyaj kursumuz, işaret dili kursumuz, bunlar şu an duyuruyor, overlock makinacı kursumuz, yaş pasta yapımı, yaklaşık 63 adet kurs duyuruya çıktık. Bu kurslarımızı açacağız. Fakat halkımızın, kurum kuruluşların, okulların talepleri doğrultusunda biz onların sınıflarını kullanarak, fizik ortamlarını da kullanarak yıl boyunca yine kurslar açmaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç beldesinde düzenlenen geleneksel 5. Deve Güreşi Festivali'nde büyük heyecan yaşandı. Bazı vatandaşlar güreşleri evlerin çatılarından takip etti. Şu anda çılgın Hasan. Tahsin Aydın Stadı'nda güneşli bir havada düzenlenen güreşleri yaklaşık 3000 güreşsever izledi. Yaklaşık 5 saat süren güreşlere Ege ve Marmara bölgelerinden gelen 90 deve katıldı. İnanmıyordu kainlere, hiçbir zaman aşağı. Münih Dilar'ın güreşiyorlar. Tek tege başa. Sayın seyirciler, Harman Dağı'ndan... Sağdaki görevliler bazı develeri ayırmakta zorlanırken bazı develer de rakibinden kaçmayı tercih etti. Merakibi olan Yörük Bey'i çengelden döndü. Sağının çevresine masalar kurulurken yaklaşık 3000 kişi güzel havada güreş izlemenin keyfini yaşadı. Şampiyon olan develerin sahiplerine Gömeç Kaymakamı Naif Yavuz ve Karaağaç Belediye Başkanı Arif Efetekin tarafından kupalara verildi. Bu yıl 5. sene gösterim bu. Deve güreşleri festivali. Bu tip etkinliklerin yapılmasından yanayız. Bu hem annenevi gelenekleri gelecek kuşaklara aktarmak adına hem bölge esnafının ilaçlarını sağlamak adına hem de Karaağaç Belediye Başkanlığı Kupası'nda görüşecektir. Tanıtımını yapmak adına. En önemlisi de insanımızın yaşam boyunca çektiği stres bir günlüğüne Darmızın de olsa onu vatandaşlarına o stresi almak adına bunların yapılması gerekir. Burhaniye'de 20 dekarlık alanda başlatılan çiçek üretimi büyük başarı sağladı. Seralarda görev yapanlarsa tamamen kadınlardan oluşuyor. Burhaniye'de makine mühendisi Sefer Dinçer'in 20 dekarlık alanda başlattığı çiçek üretiminde büyük başarı sağlandı. Seralarda görev yapan 7 kadın, kış ortasında birbirinden güzel çiçeklerin her türlü bakımını yaparken, işlerini severek yaptıklarını ve evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylüyorlar. Burhaniye'de çiçek içiyle uğraşıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. İşimizden de patronlarımızdan da çok memnunuz. Çiçeklerimizi severek dikiyoruz. Çok memnunuz hepsinden. Çiçek dikiyoruz, işimiz. Bayağıdır burada çalışıyoruz. Allah razı olsun. İşimizden çok memnunuz. Parklara, belediyelere çiçek yetiştiriyoruz. Okuyan çocuğumuz var, çocuk okutuyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz işte. 48 yaşındaki makine mühendisi Sefer Dinçer, 20 yıl önce başlattığı baba mesleği çiçekçilikte önemli başarılara imza atarken, çiçeklerin dikim ve bakımını da kadınlara emanet etti. Baharlık ve kışlık çiçeklerin dikimini yapmaktayız. Dikmiş olduğumuz bu çiçekleri genelde belediyelere, kooperatiflere, ondan sonra tüketicilere, villası olan kişilere satmaktayız. Ağırlıklı olarak belediyeler. İşimizde çalışma döneminde genelde bayanlar çalışmakta. Bayanlar çalıştığı için de yapılan çalışmanın sonucu yetiştirdiğimiz çiçekler daha güzel olmakta. Burada bir sürü kişi de ekmek yemekte, evlerine, çoluğuna, çocuğuna iş imkanı sağlanmakta. Dolayısıyla da sektörde güzel bir gelişme sağlamış durumdayız. Üretmiş olduğumuz çiçek çeşitleri genelde yazlık
ve kışlık çiçekler olmak üzere iki grupta. Hercai menekşe, sisli anası, şebboy, çin karanfili, ondan sonra baharlık yazlık dönemde de rozet, sakız sardunyası, sardunya özellikle sardunya ve sakız sardunyası üretimi büyük çapta devam etmekte. Dış mekansız bitkilerin üretimi de kooperatif bünyesinde yapılmakta. Durum böyle olunca da pazarlamada da birlikte hareket etmek zorunda kalıyoruz. İlçedeki 8 çiçekçiyi kooperatif çatısı altında bir araya getiren Dinçer, Burhaniye Belediyesi'nin yanı sıra Körfez belediyelerle Çanakkale Belediyesi'ne de çiçek vermeye başladı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Geleceğe huzurla bakabilmeniz için ileride inşaat size önce güvenle yaşayabileceğiniz konutlar sunuyor. Konutlarında konfor ve lüksü standart hale getiren ileride inşaat, geleceğin konutlarına bugünden sahip olmak için sizleri bekliyor. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın sisli, en yüksek 10, en düşük -2 derece. Cuma günü sisli, en yüksek 13, en düşük -3 derece. Cumartesi günü sisli, en yüksek 15, en düşük 0 derece. Pazar günü sisli, en yüksek 16, en düşük 0 derece olması bekleniyor. Edremit yarın az bulutlu, en yüksek 15, en düşük 7 derece. Cuma günü sisli, en yüksek 15, en düşük 6 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 17, en düşük 9 derece. Pazar günü hafif sağanak yağmurlu, en yüksek 17, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sisli, en yüksek 13, en düşük 1 derece. Cuma günü sisli, en yüksek 14, en düşük 1 derece. Cumartesi günü sisli, en yüksek 13, en düşük 2 derece. Pazar günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 2 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın sisli, en yüksek 10, en düşük 4 derece. Cuma günü sisli, en yüksek 12, en düşük 3 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu,
en yüksek 12, en düşük 4 derece. Pazar günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 4 derece olması bekleniyor.